LGS'ye son 115 gün. Hayallerimize kavuşmamıza 115 gün kaldı. Hala değerli bir vaktimiz var. Bu süreyi iyi değerlendirirsek çok güzel sonuçlara ulaşabiliriz. Hiç hakikaten günün sözüyle başlamak istiyorum. Jim Rohn demiş ki ne istediğini bildiğinde iyi bir lise istiyorum. Ve bunu yeterince çok istediğinde çok istiyorum. Onu elde etmenin bir yolunu bulacaksın. Evet onu elde etmenin bir yolunu buluyoruz. Kimimiz özel ders alıyor, kimimiz kursa gidiyor, kimimiz internetten video izliyor, kimimiz bunların hepsini birden yapıyor. Kimimiz arkadaşlarıyla beraber çalışıyor ama bir şekilde bir yolunu bulup bu liseye kapağı atacağız ve başarılı olacağız. Hiç vakit kaybetmemiz e, hiç vakit kaybetmemiz gerekiyor. Şimdi günün yorumuna bakalım. Gülbeyaz Yücel demiş ki 1100 beğeni almış. Tebrikler Gülbeyaz. Gülbeyaz bayağı bir soru sormuş. Hepsini hemen cevaplamaya çalışalım. Nitelikli bir fen lisesi için Kaç adet yeni nesil soru çözmemiz gerekir? Bunu her zaman cevaplamıştık. Bir kez daha cevaplıyoruz. Sınavda size 90 tane soru soracaklar. Bu 90 sorunun 50 tanesi sözel, 50 tanesi sayısal. Bunların da neredeyse 3'te biri Yeni nesil soru yani uzun beceri temelli sorular. Matematiğin çoğu öyle, fenin yarısından çoğu öyle, Türkçe'nin de yarısına yakarı, yakını öyle. İnkılap tarihi, İngilizce İngilizce'de biraz daha e, eski tarz sorularda barındırıyor ama onlar da yeni nesil soru var. Dolayısıyla biz bir 90 soru mutlaka çözmemiz lazım en az ve bu 90 sorunun da en az e, 40 tanesi yeni nesil olmalı. Ama diyor ki arkadaşımız fen lisesi diyor ve nitelikli bir fen lisesi diyor. O zaman bunu en az çarpı 2 diyoruz. Yani 180 tane soru çözmemiz lazım ve bunun da en az 80 tanesi yeni nesil olması lazım. Bu en az. Eğer senin hedefin çok daha iyi bir fen ise o zaman bunu 1.5 katına çıkarıyorsun. Hatta gerekirse 1.75 katına bile çıkarabilirsin. Fark etmez. Ama sonuç şu en az bu kadar soru çözmemiz gerekiyor fen için ve ...nitelikli bir fen lisesinde en az 180 soru çözmemiz gerekiyor bir günde. Matematik dersine konuyu anlıyorum ama yine de soru çözemiyorum demiş. Şimdi burada çok önemli matematik birçok öğrencinin sorunu. Yani sadece Gül e, Gülbeyaz'ın değil. Zaten 1100 beğeni alması buradan belli. Birçok öğrencimiz bununla alakalı bize sorular soruyor. Biz de bunları cevaplıyoruz ve matematik alakalı özel videolarımız geldi yine gelecek. Şimdi birincisi matematik dersine çalışmak demek esasında LGS'ye çalışmak demek oldu. Şöyle bir durum var ki eğer ...çalışma stilinde bir hata varsa önce onu düzeltmelisin. Yani mesela kursa gidiyorsun, kursan döndüğünde... ...böyle çok yorgun oluyorsan ve kursa da... ...yeterince çalışamıyorsan bunu bir gözden... ...geçirmen lazım. Yani kurs verimsizse... ...kursu verimli hale getirmen lazım. Kursun bir araç olduğunu da lazım. Mesela... ...şöyle düşünün. Şu, e, bu bir kitap... Bu kitap sana faydası yoksa tamam bunu bırak. Ama ben bu kitaba gidiyorum. Bu kitabı hep bitireceğim demene gerek yok. Kitap faydalıysa çözeceksin. Kurs faydalıysa devam edeceksin. Ama faydasını görmüyorsan orada vakit kaybettiğini düşünüyorsan mutlaka onu verimli hale getirmen lazım bir. İkincisi yanlışlarımızın üzerine gitmemiz lazım. Yani yenisini soru çözmek için önce tabii ki temel düzey soru çözüyoruz. İlk başta temel düzey soru çözüyoruz. Sonrasında yenisini soru çözüyoruz. İşte yenisi soruya geçmek için yeni... E, nesil diyelim şöyle yeni nesil diyelim. Yeni soruya geçmemiz için önce temel düzey soruyu çözüyoruz. Ama yeni soru çözerken de uzun sürede çözmek veya yanlışdan üzerinde gitmek de çok çok önemli. Şimdi peki hocam yenisi soruyu ben nasıl çözeceğim? Birincisi konuyu çok iyi bilmemiz lazım. Yani hani sorunun üzerinde size bir üst bilgi veriyorlar ya matematikte. Hatta ...ee böyle sorunun üzerinde bir formül veriyor, sonrasında soru veriyor. İşte biz o tarz bilgileri zaten biliyor olmamız lazım. O tarz bilgileri zaten biliyorsak, o tarz bilgileri o daha yazmadan bize söyleyebiliyorsak... ...biz gerçekten konuyu hazırız, biliyoruz demektir. Ardından da soruya geçtiğimizde de sorunun aşamalarını dikkatli bir şekilde okuyup soruyu çözebilmemiz lazım. İkincisi, ikincisi e, ne demişiz? E, Yeni nesil sorudan. Net hayalimizi yüksek tutmamız lazım. Yani ya ben işte matematiği zaten yapamam ki ya. Üç tane yapsam yeter ki ya, beş tane yapsam yeter ki ya demeyeceğiz. Mutlaka en yüksek net hedefleyeceğiz. Yani 20'de 27 20 yapabilmemiz var. İmkanımız varsa 20'de 20 hedefleyeceğiz. Zaten sınava kadar 20'de 20 hedeflersen e, sınavda birazcık zor çıkarsa 19 yaparsın, 18 yaparsın ama 20'de 20 hedefleyip 20'de 20 yapmaya çalışacağız. Üçüncüsü bol bol matematikle alakalı deneme çözüyor. Çünkü bazen konu anlatımlı kitaptan çalıştıktan sonra konu çözmek insanı sıkabiliyor. Peki hocam biz konuları bitirmedik Hepsini nasıl deneme çözeceğiz derseniz. Burada bu tarz böyle konu tarama deneme oluyor. Sadece matematiğin kare kökü alakalı denemesi oluyor mesela. Sen sadece bununla alakalı deneme çözüyorsun. Konu konu denemeler çözebiliyorsun. Dördüncüsü bakın burası önemli. Sizlerin bulunduğunuz net önemli. Eğer siz şu anda 0-5 net arasındaysanız Öncelikle konu anlatımını çok iyi yapmanız lazım. Yani üstteki bilgiyi iyi bilmeniz lazım. Ardından bol bol temel düzey soru çözmeniz lazım. Yani yeni nesil sorudan da o konuyu tam olarak öğrendiğiniz bildikten sonra yeni nesil soru çözmeniz lazım. Ama netiniz 10 net ve civarıysa, yani artık 9 net, 8 net, 10 net, 11 net yapıyorsanız... ...bu durumda konu anlatımınız artık iyice azalmalı. Konu anlatımınızı iyice küçültüyorum, Bak, küçük harflerle yazıyorum. Temel düzey de iyice azalmalı. Yeni nesil soruyu artık abartmalısınız. Yani baya baya yeni nesil soru çözmeniz lazım. Ha, hedefiniz çok daha fazlaysa şu anda 11 net, 12 net, 13 net yapıyorsanız yani 10 netin üzerine geçtiyseniz bu durum yapacağınız şey tabii ki de sadece yeni nesil soru çözmek. Konu anlatımına bakmanıza bile gerek yok. Ya bazı eksik konularınız varsa tabii ki bakacaksınız ama bu netlere ulaşan bir öğrenci bol bol yeni nesil soru çözmesi lazım. Not tutma özelliği nasıl kazanılır demiş. Bu da çok önemli bir soru. Not tutma özelliği daha çok İngilizce, inkılap tarihi, Türkçe, fen gibi derslerde çok büyük önem kazanıyor. Çünkü orada dersi dinliyorsun ve not alıyorsun. Bunu şunu unutmamamız lazım en zayıf kalem bile yani en kötü yazan kalem bile en güçlü hafızadan daha çok şey hatırlar. Yani benim burada yazdıklarım aklımda kalır ama aklım kafam çok çalışıyor benim de sen de bazı şeyleri unutuyorsun. Dolayısıyla not tutmamız önemli. Not tutarken şu yöntem çok güzel bir yöntem var onu söylemek istiyorum. Şu şurası bir not tutma sayfası ya önünüzde sayfa var. Burada başladınız. Anlatılanlar linki 10 tane şey anlatılıyor. Birinci şeyi yazdın, ikinci şeyi anlattın, üçüncü şeyi, dördüncü şeyi, beşinci şeyi, altıncı şeyi, yedi, sekiz, dokuz. Onu böyle yazıp bu da anlatılan şey diye yıldız koymaktansa ortaya yıldızı koyup sayfanın ortasına bunun birinci maddesi, ikinci maddesi, üçüncü maddesi, dördüncü maddesi, beşinci maddesi, altıncı maddesi, yedinci maddesi şeklinde. Yani böyle bir infografik ortadaki bilginin etrafından geliştirirseniz çok daha eğlenceli, çok daha zevkli ve çok daha akılda kalıcı hale getirmiş olursunuz not tutmayı. Yani böyle mind map diyorlar buna. ...ortaya koyuyorsun, başla mesela diyelim ki hoca ilkeleri anlatıyor. Ortaya ilkeler yazıyorsun, hop ok çıkarıyorsun, milliyetçilik yazıyorsun. Hop ok çıkarıyorsun, halkçılık yazıyorsun. Hop ok çıkarıp, cumhuriyetçilik yazıyorsun. Veyahut da hoca işte, e, basit makineler diyor, ortaya basit makineler yazıyorsun. İşte, e, ne bileyim, kaldıraç diyorsun. Bilmiyorum tabii ben hepsini. Böyle oradan, ortadaki hedeften ortaya çıkmak güzel bir not yöntemidir. Peki, nasıl e, bu özelliği kazanacağız dersin Birincisi, iyi bir defteriniz olmalı. Yanınıza bu defteri her zaman taşımalısınız. Kendinize ait stilleriniz oluşmalı. Yani bu notu alırken, çünkü her seferinde şu diye yazman yeterli olacak mesela. Veya ç şey yazman yeterli olacak. Veyahut da malıdır diyorsa veya yapmamalıdır diyorsa artı eksiyle gösterebilmeniz lazım. Vakit kaydından not için. Ve tabii ki de tuttuğunuz notları da 48 saat içerisinde yeniden tekrar okumanız lazım. Yani ben notu tuttum. Güzel. Aman orada dursun. Üzerinden bayağı bir zaman geçtikten sonra o not buharlaşır gider. Yani Sözü çar yazı kalır ama yazı okumasan o da kaybolur gider. Dolayısıyla notlarımızdan tekrar etmemiz gerekiyor. Sevmediğim dersi nasıl severim? Bayağı bir soru sormuş. O yüzden birazcık uzun uzadı videomuz. Süremiz de bitti halde hala devam ediyorum. Sevmediğimiz ders sevmenin en güzel yolu arkadaşlar. Tabii ki de o dersle alakalı bizim kendimize bir program yapmamızdır. Yani ben bu dersi öğrenmek istiyorum. Bu dersi öğrenmem gereken şeyler bunlar diyelim ki. Birinci konusu, ikinci konusu, üçüncü konusu, dördüncü konusu, beşinci konusu ve altıncı konusu. Sen bunları bir kere bir göreceksin önde, Ben bu konuları bitirmem gerektiğini bileceksin. Ve bu programı yaptıktan sonra, program yaptıktan sonra yapacaksın yani bu programı uygulayacağın, çalışacağın yeri de değiştirmen lazım. Her zaman çalıştığın masa böyle hani bunu her zaman söylüyoruz böyle dağınık bir masa düşünün şöyle. Bir sürü şey var şöyle bardaklar var ne bileyim başka ne bileyim şöyle. Böyle bir ortamda insanın ders çalışması gelmez. Şöyle bir kaldıracaksın bunları kardeşim. Ben yani şunları bir toplayayım diyeceksin. Masanı düzenledikten sonra, programı duvara astıktan sonra çalışmaya başlayacaksın. Ha mesela İngilizce'de, İnkılap'ta, de böyle biraz daha bilgi dayalı derslerde ses kaydı yapmak, e, arkadaşlarınla çalışmak, aynı zamanda küçük kartlar hazırlamak bunlar da sevmediğimiz bir dersin sevilmesini sağlar. Bir de tabii ki sen bu sevmediğin ders sonrasında elde edeceğin kazancı da bilmen lazım. Yani ben bunu niye öğreniyorum? Ben bu dersin öğretmeni mi olacağım? Hayır. Ben iyi bir lise istiyorum. Ben ileride belki mühendis olacağım, belki avukat olacağım, belki doktor olacağım. O önemli değil. Ama önemli olan şu anda bu dersi öğrenmem lazım ve bu dersle alakalı birinci konuyu programa yazdım. Bitirdikten sonra kendimi de ödüllendireceğim ve ilerleyeceğim. Tabii bu arada hepsinden daha da önemlisi arkadaşlar. Bunların hepsiyle alakalı bir şey. Sizin şu anda sınav senesinde olduğunuz için yediğinize, içtiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. İçtiğinize dikkat etmeniz lazım. Zararlı içeceklerden uzak durup bol bol su tüketmeniz gerekiyor. Çünkü su aynı zamanda beyni de çalıştırıyor. Vücudumuzun yüzde kaçı su diyoruz hani videoda ben bilmiyorum 176 falandı galiba. E sen 176'ın suysa suya önem vereceksin. İkincisi çok ağır gıdalar yerine böyle zihni açan gıdalar yemek de dersleri anlamanızı kolaylaştırır. Devam edelim. Motivasyonum her gün gittikçe düşüyor. Hiç düşmesine gerek yok Gülbeyaz. Gerçekten de gecenin en karanlık anı sabaha en yakın andır. Şu anda bazen çalışmaktan sıkıldığınızdan artık vazgeçeceğim dediğinizden üf olmuyor dediğinizden vazgeçerseniz gerçekten çok yanlış bir hareket yapmış olursunuz. Biraz daha dişimizi sıkıyoruz. Bu 4 ayı da çok iyi değerlendiriyoruz. Orası çok, ondan sonrası çok güzel günler bizi bekliyor. Zaten şöyle bir şey var. Biz her gün sizlerle beraber bütün sorularınızı tek tek bakın kaç dakika oldu? Dokuz dakika olmuş. İlk defa bu kadar uzadı. Bu kadar uzun sürede cevaplıyoruz ki sizler vazgeçmeyin. Sizler bu ülke için çok değerli öğrenciler olaraktan çok değerli insanlar olun. İleride ülkemizin çok iyi yerlere gelmesini sağlayın. Sadece sizin şahsınız için değil. İşte çok iyi okuyun da çok güzel arabaya binin. Hayır. Sizler iyi insanlar olacaksınız. İyi doktorlar, iyi mühendisler, iyi avukatlar, iyi gazeteciler, iyi şairler, iyi ressamlar olacaksınız. Ve bizler de sizlerle gurur duyacağız. Hem aileniz hem de ülkemiz gurur duyacak. Nasıl mesela biz şimdi Atatürk'ü okuyoruz. Aa ne kadar güzel başarmış diyoruz. Fatih Sultan Mehmet okuyoruz. Aa ne kadar güzel başarmış diyoruz. Aziz Sancar'ı görüyoruz. Vay be adam süper diyoruz. E şimdi Aziz Sancar'ı Gördüğümüzü, duyduğumuz gururu sizlerden niye duymayalım? Sizler de çalışın ve başarın diyoruz. Gerçekten video çok uzadı. Umarım soruların cevapları verilir. Galiba verildi. Az da olsa. Elveda Gülsarı Cengiz Aytmatov Bir anda duygusal bir hale geldik. Sesim de kısılmaya başladı. Cengiz Aytmatov gerçekten Türk Edebiyatı'nın en büyük yazarlarından bir tanesi. Mutlaka onun o özgür bunu tatmanızı istiyoruz. Çok farklı bir tarz var. Bazı eserleri de yüz temel eser arasında. Bunu da bilmemiz lazım. Hemen <laughs> günün okuna bakalım. Trabzon Yomra Fen Lisesi. Trabzonlar zaten Karadenizler zeki oluyor. Bu fendisinin puanı zaten yüksek 1.85. Hiç sıkıntı yok. Çalışacağız ve kazanacağız. Trabzon'daki öğrenciler, Rize'deki, Giresun'daki, Artvin'deki, Samsun'daki birçok öğrenci bu lise istediğini biliyoruz. Çalışsınlar, kazansınlar. Hadi bakalım onları da bize tebrik edelim. Günün sorusu inkılap ile alakalı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kabul ettiği ilk anayasamızın ismi neydi diyor. Böyle bilgi sorusu gelmiyor ama bilmemiz lazım. Hani az önce söylediğim gibi Matematik bilgi veriyorlar ama sen onu zaten biliyor olman lazım. Günün kaynağına baktığımızda parafon bunu o yüzden tanıtmıştık ama bir kez daha tanıtıyoruz. Çünkü neden? Bu kaynak önemli. Buradaki beceri temel yeni soruları bitirmeniz lazım. Günde 10 soru 10 soru bitirmeniz lazım. Sınavda size çünkü bu tarz sorular gelecek. Adamlar dediler ki ya bu çocuklar böyle klasik paragraflardan sıkılıyor. O zaman bize resimli sorular soralım dediler. Siz de bunları mutlaka her gün çözüp pekiştirmeniz lazım. Sözel mantık soruları falan filan var. Ödülü sorumuzu yorumlamayı, cevaplamayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bizler yanınızdayız. Sizlerin de çok iyi çalıştığınızı biliyoruz. Hiç endişelenmeyin. Güzel günler sizleri bekliyor arkadaşlar.